Evet, Arap saçını dönen bir hikaye. Evet. Şöyle ki ilk zaten geldiği zaman Galatasaray'a transferinde bazı pürüzler olduğu konuşuluyordu. Sonra Fransa'ya gitme, Bordeaux'a gitme durumu söz konusu oldu. Gidemedi. Acaba bu mu performansını düşürdü dendi. Özel hayatıyla ilgili çok konuşuldu. Son zamanlarda biraz daha forma şansı bulmaya başladı ve ama yine soru işareti devam ediyor performansı ile ilgili. Senle başlayacağım Taner. Ne düşünüyorsun? Kalır mı Galatasaray'da, bir transfer yapar mı? Kalacak gibi gözüküyor. Sebebi de ya en azından sezon sonuna kadar Tabii. kalacak. Çünkü Çadne'nin sakatlık yaşıyor olması Galatasaray'da golcü problemini iyice ön plana çıkarttı. Mustafa Muhammed'in bonservisin alınması bir kazanımdır. Öyle söyleyeyim. Evet rakamlar 4 milyon dolarlar şu anki şartlar itibariyle yüksek gibi gözükse bile oyuncunun özellikle Fransa'dan aldığı teklifler vardı. Biliyoruz ki Mısır kulübüne giden teklifler vardı ama opsiyondan dolayı Galatasaray'ın eli güçlüydü. Ve Galatasaray bu opsiyonu kullandı. İkinci yarıda özellikle sezonun ikinci yarısında Muhammed'in göstereceği bir performans. Şimdi Afrika Kupası'na gidecek. Oradaki göstereceği performansla birlikte Galatasaray sezon sonunda oyuncuyu daha yüksek bir rakama satma ihtimaline sahip. Avrupa'da da biraz devam ederse tabii. Tabii Mart ayında da Avrupa Arenası'na çıkacak. Yani daha teklif alması belki de bu ödenen ücreti karşılayacak bir transfer yapabilir Yok, Galatasaray. 4 milyon euro Mustafa Muhammed, dolar Mustafa Muhammed kalibresindeki bir oyuncu için verilebilecek, alınabilecek bir risk. Şöyle bir şey var ama şimdi Ocak ayında bir transfer gerçekleşti. Diyelim yüksek bir teklif geldi 12 milyon euro. Bu sefer Zamalek ne diyeceğim, Galatasaray onu satabiliyor mu direkt? Böyle bir durum var. İki, Mısır'da zaten Avrupa şeyde Afrika Kupası'nda Mısır'da direkt oynayan bir oyuncu. Orada da bir pazar yapacak. Galatasaray Avrupa'da yürürse orada da bir pazar yapacak ama istikrar problemi var Muhammed'in. Bizim Savaş Çorlu ısrarla Muhammed Salah'ın veliahtı diyor mu? Ben hiç katılmıyorum ona. Çünkü çok inişli çıkışlı bir oyuncu. Yani çok yetenekli. Hatta lige girişteki sükseyi hatırlayalım hocam. Bir Fenerbahçe derbisinde yaptığı o Galatasaray müthiş bir adam yakalamış. Her Çok gün iyi falan. yandım herifi kafa topları müthiş ya. Müthişti evet. Yani golü boş ver. Her çıktı kafa topunu alıyor adam ya. Evet, ama Biliyor işte o musun? istikrarı devam ettirmesi lazım Ya hocam. Bu ama yeteneğe yazık etmesin. Melike şimdi güzel bir şey söyledi. Bir dedikodular duyuyoruz tamam mı? Yani yaşantısı ile ilgili. Ben de duyuyorum. Performansının düşmesinde etkili olduğu konuşuldu. Evet, Yani tabii. bilmiyoruz Yani gerçek öyle veya duydu. değil Vardır ama. mutlaka ama şimdi gidecek ya Afrika Kupası'na. Evet. Orada bir kıpırdayamaz yani bir kampta mampta kaç gün 15-20 gün. Biliyor musunuz? Orada kendini daha iyi toparlar gibi geliyor Bir bana. Avrupa hayaline ben saygı duyuyorum ama bu Bordo mu olmalı? Ya Galatasaray'la Bordo kıyas götürür mü ya? Galatasaray'da forma giyiyorsun. Galatasaray'ın golcüsün. Ya gideceksen gerçekten hani hatırı sayılır Galatasaray'da bir ciddi para kazandırarak öyle bir üst düzey takıma gidersin ki dersin ki hadi gitti. Yani o yüzden biraz hedeflerini tutacaksa yukarıda tutsun Mustafa Yani Muhammed. hedefi yukarıda tutuyordur. Sen Hocam burada da şimdi kazanıyor ya. ama Buradan da şimdi az kazanmıyor ya. tamam da Avrupa'da alamaz hocam şeydi bu parayı. Vergi diye cebinden alırlar yarısını. Ya ama şimdi ne Üstelik yapıyor lan? Fransa. Avrupa'nın en fazla vergi alan yeri. Şeye gidiyor ne o? Ne Arap ülkelerine gidiyorlar. Hani oraya, ayrı, o oraya ayrı. O gideceğine giderse Bordo'ya gider alırım ona daha diye 10 senesi var düşünebilir. hocam. Oraya daha Tamam da Katar'a 10 yok. senesi var. Katar'a biraz yani tırnak içinde yaşlanınca gidiyorlar genelde. Ya bu Çin Katar konusunda benim en çok şaşırtan kişi Talisca olmuş. Evet, Çin artık fişi çekti artık Genç Talisca'da yaşta gidemez. gitti Çin'e. O direkt parayı tercih etti. Oradan Mustafa Orman bir Arabistan'a o dönem gitti bir demişti. de. Ya oradan da Oradan da Arabistan'a gitti. Arabistan'a Evet gitti bu evet yaşta. yok Doğrudan yani. para odaklı Yani bir ben Premier kariyer. Lig'de oynayacak ve sırıtmayacak bir adamdan bahsediyorum. Hele ki mesela La Liga'da falan tozunu atacak bir adam. Manchester Fizik görüntüsü United'da de öyle. adı geçiyordu Çin'e Ha giderken işte yani zaten. para dediğin şey öyle. Bazısının tercihi yapacak bir şey yok. Evet şimdi tabii bu Afrika Kupası ile ilgili sorular geliyor. Gitmeme ihtimal var mı? Çünkü şöyle Cagne sakat. Evet. Mustafa Muhammed de giderse Halil elde kalıyor. Ondan da her zaman istediği performansı göremiyor Fatih Terim. Doğru. Ne yapacak Galatasaray, bir transfer yapacak mı diye merak ediliyor. Yapmalı mı Taner? Yani Mesela Mehmet birincisi Özcan'la konuştuk. Unutma lafını o ben yapmam Babel'i forvet yaparım diye bir yorum getirdi. Babel forvette de oynadı bu arada. Yani eğer ki bedava diye tabir edebileceğimiz seviyede bir golcü bulup getiremiyorsanız ben de transfer Golcü yapmam. de kimse bulamıyor ki. Galatasaray'ın bir Evet. 3 var, 3 tane vardı. O da hani çok maksimum verim alamadı. Evet ve burada Muhammed için Mısır Milli Takımı'nın Mısır Futbol Federasyonu daha doğrusu bir müsaade vereceğini de zannetmiyorum. Evet, Çünkü evet. onlar için doğrudan Evet, çok oynayan bir oyuncu. önemsiyorlar. Ve kupayı da doğal olarak çok önemsedikleri için Mustafa Muhammed devam edecektir. Ha, bir maçlık müsaade nedir mesela? Mametiam
Kayserispor'da gidecekti. Bu karşılaşmayı oynasın da gitsin izni alındı federasyonundan. Ama iyi vermişler vallahi. Biz Ahmet Hasan'la neler çektik ya. Tabii. Tiyam'da... İnana vermiyor adam. Yarım gün vermiyordu ya. Yarım gün ya. Doğrudur hocam. Vallahi Tiyam'da yani çok... bugün nasıl olduysa. Asist yaptı. Henry golü attı bir de bir şey. Üçüncü gol. Evet. Sana Kayseri Spor'la ilgili de sorular geliyor. İstersen biraz ondan da bahsedelim. Olur, akşamın bir diğer maçıydı. Yani beklediğimden daha iyi bir maçtı. Onu söyleyeyim. Muhtemelen bugün stadyumda olan başkandan taraftara kimse böyle bir 3-0'lık skoru ben de böyle bu kadar bir hızlı kimse beklemiyordu. Rıza Hoca'nın kariyeri açısından da ilginç bir karşılaşma olduğu düşüncesindeyim. Ve Kayseri Spor'da özellikle Mehmet Yaman'ın performansı geçtiğimiz haftalarda yine hakem konusuna girmek istemiyorum çok fazla ama hakemlerin çok fazla yaptığı bireysel hatalar, problemler daha doğrusu çaldıkları ve çalmadıkları düdükler maçların kaderiyle oynamıştı. Ama bu karşılaşmada ben temiz bir yönetim, aynı zamanda da oyun içerisinde ne yaptığını bilen bir Kayseri Spor vardı. Araya iyi gittiler. Şu anda Hikmet Karaman, Hikmet Hoca transfer istediğini açık açık ifade ediyor. Ve burada sunacağı listeye göre de bir hareket de yapılacaktır. Ama önümüzdeki sezon ikinci yarısında ben düşme korkusu yaşayacak bir Kayseri Spor beklemiyorum. Eğer ki sağ dışı etkenler ya da işte hakikaten de bunu yaşıyoruz çünkü olmazsa. Peki gelen sorularla biraz da devam etmek istiyorum. Bir yandan tabii yeni gündeyiz. Galatasaray'ın kupa maçı oynanacak Denizli Spor'la. Araya bir kupa girdi, yıl bitecek. Aslında böyle devre arasına girmemiş sayılır kupada mücadele eden takımlar. Şu tabloda, ligdeki şu tabloda belki de lig maçlarından çok daha önemli karşılaşmalar. Yani Avrupa'ya seneye gidişin ben bileti hocam yani bunu yani çok önemli bir halde bu sene kupa. Çok önemli bir hale geldi. İstanbul'un üç büyüğü için de öyle. Adeta bir böyle Şampiyonlar Ligi havası gibi bir şey durum ben oluştu. Ben sabırsızlanıyorum gerçekten maçlar için. Evet evet. Güzel olacak. O açıdan böyle genç oyuncular falan tercih edilir ya da genelde böyle kupada. Hiç yani kimse bu konuda ben taviz vereceğini düşünmüyorum hiçbir takımın. Bu da kupayı daha keyifli bir hale getirecek bu sene. Az önce konuştuğumuz konuyla ilgili yazmış izleyicimiz. bu arada demiş ki siz bırakın Talişka'yı Chelsea'den Oscar gitti diye Çin'e. Evet, evet gerçekten aklımıza ilk başta tabii gelmiyor ama en efsane herhalde gidiş olabilir yani. Cagne sezonu kapattı. Mustafa Muhammed Afrika Kupası'na gidecek. Sakatlanırsa eğer Mustafa Muhammed ki daha önce milli takımda sakatlanmıştı. Kim verecek bunun hesabını demiş. FIFA verecek. O da parayla. O kadar. Yani yapılacak başka bir şey kalmıyor geriye. Ya bu zaten çok mecburen gönderiyor. Tabii canım. FIFA bu risk her zaman var zaten. Mümkün değil yani. Turnuvanın tarihi çok abes. Hep aynı ama ya. Afrika sıcaklıktan dolayı mecburen bu dönemde oynatıyorlar. Ama kulüplere çok büyük zararı var Afrika Kupası. Tabii. Seneye bir de şey yaşayacağız hocam. Bu mevsimde Katar'da Dünya Kupası. Hadi orada ligler ara verilecek. Ara verilecek ama bir dönem dönüşleri falan ama... çok ben merak ediyorum. Yani ligde oynuyorsunuz. Gidip orada bir Dünya Kupası tekrar dönüp lig. Çok acayip bir sezon olacak. İşte endüstriyel futbol dediniz. Böyle yani bunun önüne ya, geçemiyorsunuz. Konferans ligi ayrı. Bir ara konfederasyon ayrı, o ayrı, şimdi bu ayrı bir sürü. Bir sefer anlattım ben bir daha anlatayım. Rize Spor'dayım. Dinlemeyenler dinlesin. Diğerleri ne yapsın hocam? Diğerleri bir daha dinlesin. Bir daha dinlesin. Şimdi bizde şey vardı bir tane Bahşir vardı Rize Spor'da. Bu gidiyor şeye ben geldim şeye Rize Spor'a. Bir maç vardı devre arasına. Dedim ki bu giderse biz küme düşeriz dedim. Düşüyor zaten takım 14 puanı var. Ne yapacağız göndermeyin dedim. Nasıl göndermeyeceğiz? Ya dedim ki verin adama 15-20 bin dolar. Gitmesin. Gitsin orada kavga çıkarsın gelsin. Bak şey, belki etik değil ama bütün takım karşı geldi. Ya bizim Yılmaz Yeğiroğlu as başkan falan. Hocalar Erdoğan. Bizim Erdoğan Yılmaz yok. Mehmet Yılmaz'ın şeyi falan. Yardımcım o zaman Erhan hocam falan. İşte takım şöyle falan. Erol Yıldırım vardı bizim as başkan. Ekrem Cengiz. Kavgalıyız. Hiç sevmez beni. Ama helal olsun dediler ki tamam ya. Ya olur mu olmaz mı? Bu zaten Beşir de iyi bir stoper. Ancak ilk yedek değil bu. Kızıyor yani oraya yani bir şey derken. Gitti oraya zaten baktı bu ilk 11'de oynamıyor. Tamam mı? Hocam siz bunu yayında mı anlatmıştınız anlattım daha önce? Anlattım. Yine anlatıyorum tamam. Ya ne olacak? Ya yaptığımız bir şey hatadır. Kimse yapmasın bir daha. Şimdi... Gitti oraya baktı bu ilk 11'de oynamıyor ya.
Kızdı herhalde zaten. Tak dedi geldi. Derdiler buna para da verdirttirdim. Ver, ama helal olsun bak bizim o iki yönetici var ya. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? İlk maçta adam sakatlandı mı? Bunun yerine oynayan adam.